Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan bomba gibi bir yayınla karşınızdayız. Bugün sizler için bir coin sepeti yaptık. Altcoin sepeti yaptık arkadaşlar. Şimdi bugün bunları sizlerle paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok çok sevinirim. Kanala destek olmuş olursunuz. Şimdi hazırsak başlıyorum. Listemizi açıyoruz. Bir de Polkavar var. Şimdi Polkavar nasıl bir şey? Bakın gördüğünüz gibi NFT etiketi var. Gaming etiketi. Aynı zamanda da bir Metaverse projesi. Binance Smart Chain ağında total supply'ı 100 milyon adet var. Ve şu an 45 sentte arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Şu an total market cap'i 8 milyon dolar. Yani buraya bir ne kadar oluyor? Yani bir 10 katı olsa, yani bu 80 milyon dolar olsa bu gelecek 4,5 dolar olacak ki bunun da olacağını düşünüyorum bu arada. Zaten sıralaması da 1168'de. Şimdi CoinMarket Calendar'dan da bir haberine bakalım. Bakın 500 bin adet de Polkavar yakılacakmış 5 Kasım'da. Böyle de bir haberimiz de var bununla ilgili. Şimdi geçiyorum. 12 tane coin'imiz var. O yüzden biraz hızlı hızlı geçeceğim. İkincisi Boson protokol. Bu da Ethereum ağında arkadaşlar, bu e-ticaret sitelerinde bir ödeme protokolü olarak geçtiği söyleniyor. Toplam adedi 200 milyon adet. Marketteki dolaşımı da 59 milyon adet. Şimdi buradaki Boson'u bir bakmıştım ben burada. Bakın 14 Kasım'da neler varmış? Bir roadmap release varmış. Portal launch var. Bir de mainnet launch var. Yani diyor ki mainnetini bunlar çıkartacak. Aynı zamanda bu partnerlikleri de gelecekmiş. Bu Boson protokolün. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Şimdi devam ediyorum. Sırada Icon var. EJX. Burada da şimdi bakalım şeylerine. Şimdi aşağıya doğru geliyorum. Bakın EJX zaten Binance'de listeli bir coin. Güzel de bayağı da iyi bir hacmi var. 19 milyon dolar sadece Binance'de bir hacmi var. Sonrasında şöyle bir bakalım. Zaten tüm zamanların en yükseği 12 dolarmış. Bu tabii 2018 yılında. Bu birazcık eski bir coin. Şimdi all time low'u da 2020'de 10 centmiş arkadaşlar. Şimdi toplam total supply'ı gördüğünüz gibi 800 milyon adet. Yani bunların hiçbirisi zaten bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sadece bir yol gösterme, size bir fikir verme amaçlı sunulan şeyler. Tabii ki bunların hepsi artacak diye bir konu yok. Yani çoğu düşebilir bu arada. Tamamıyla bunun matematiksel işlemlerini, projeleri araştırmanızı sizden bekliyorum. Ben sadece fikir veriyorum. Sevdiğiniz projeleri lütfen not alın ve kendiniz araştırın arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz dördüncü coin'imize. Avegochi, yani bir ghost diye kısaltması var. Toplamı da bakıyoruz 73 milyon adet varmış arkadaşlar. Şimdi bu da 2.31 2.31 dolar. Şöyle aşağıya doğru geldim hızlıca. Bakın bu da Binance'de listeli. Bu da güzel bir coin. Şöyle bakalım zaten seviyesi neymiş. Yani zaten seviyesini 30 Ekim'de yapmış. En yüksek seviyesini. Bu da yükselme bekleyeceğim coinler arasında. Bunu da aklınızın bir köşesine yazabilirsiniz. Bu da bir oyun coin'i, game coin'i. Burada The Force Trade var. Bu da zaten CoinMarketCap ön etkinliğinde zaten vardı bu. Bu da CoinMarketCap'in desteklediği coinlerden bir tanesi. Burada toplam adedimiz 1 milyar tane. Fiyatı da 3 cent. Yani bu da baya baya düşük ve bunun da yolu açık gibi duruyor. Eğer bakıyoruz şimdi nerelerde listeli. Evet, sadece PancakeSwap'ta listeliymiş. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Nasıl PancakeSwap'tan Metamask'ınızı bağlayıp coin alabileceğinizle ilgili. Bu coin eğer de olur da herhangi bir şeyde, exchange'de, yani Binance gibi, Gate.io gibi yerlerde listelenirse tabii ki yükselişini yapacaktır. Bunları lütfen çok çok ufak bir kısmıyla yatırım yapmanızı öneririm arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi vermemekle birlikte. Sonraki coin'imiz Shirtum. Shirtum 19 centmiş.
Bakıyoruz toplamda 749 milyon adeti var. Shirtum'un şöyle bir geçmişine bir baktığımızda da all time high'ı 70 cent. Evet, 70 cent arkadaşlar. Bu yani 22 Eylül'de yapmış en yükseğini. Bakıyorum nerelerde listeli. Gate.io'da listeli. Zaten en çok volüm de burada var arkadaşlar. PancakeSwap ve Hotbit borsasında da var. Bunu da düşünebilirsiniz. Geçiyorum sıradaki Epic protokol. Şu an 43 cent seviyesinde toplam 1 milyar adet var ama piyasada dolaşan 44 milyon tane sadece EPK coin'inden var. Bu da zaten bir Certik onayı almış arkadaşlar. Şimdi bunların biraz evet geçmişine de bakalım bu Epic'in. Bakın gördüğünüz gibi 10 Ağustos 2021'de 2.32'ymiş. Yani 2.32 olması için neredeyse 5,5 kat gibi bir şey yapıyor yani. 5-5,5 kat aralığında yapıyor. Bayağı da bir all time high'ından düşük seviyede. Şöyle bir aşağı doğru geliyorum bakalım nerelerde listeliymiş. Evet, Gate.io, MXC, Bitmart, Hotcoin Global diye borsalarda listeli arkadaşlar. Bunu da düşünebilirsiniz. Geçiyorum. Sırada Splinter Shard yani SPS coin'i var. 59 sentte. Toplam SPS'ten 3 milyar adet var. 311 milyon da dolaşımdaki adedi arkadaşlar. Coin'in market cap'i de gayet güzel. 151 milyon. Bu da zaten bir oynadıkça kazandığınız türden bir coin. Yani bir gaming coin'i. Binance Smart Chain ağında bulunuyor. Şimdi bunun da bir all time high'ına bakalım. 1.27'ymiş. Bu da neredeyse eski seviyesine geldiğinde yani 3 ay önce yapmış zaten en yüksek seviyesini. Bu da eski seviyesine geldiğinde size neredeyse bir %100'lük bir artış sağlamış oluyor. Bakalım nerelerde var? Gate.io borsasında var. Evet, PancakeSwap ve MXC borsasında olduğunu görüyoruz. Sıradaki coin'imiz Saber. Saber'da 19 sentte. Toplam 10 milyar tane var tabi bundan. Dolaşımda da 98 milyon tanesi var. Bakıyoruz market cap'i 60 milyon dolar. Yine güzel. Gayet iyi. Bu da zaten şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Bu da Solana ekosistemine bağlı bir coin olmakla birlikte en yüksek değeri 1.12'ymiş. Yani 1.12 ne demek? Neredeyse 6 kat yapıyor şu an ana seviyesinden. Evet, şimdi bakalım nerelerde listeli. Evet, Gate.io, MXC, Serum, Raydium gibi yerlerde listeli. Daha bu FTX borsasında da listelenmedi. Burada da listelenirse eğer ki listeleneceğini düşünüyorum. Güzel bir artışa sebebiyet verecektir arkadaşlar. Bu da sepetinizde bulunabilir. Sıradaki coin'imiz Chi Zaya coin. Yani bu coin'imize baktığımız zaman top maksimumu arkadaşlar 77 milyon olup piyasada dolaşımdaki adedi de 57 milyon tane varmış. Sonrasına geçiyorum. 17 milyon dolarlık bir hacme sahip Polkadot ekosisteminde bir Metaverse coin'i arkadaşlar. Evet, bunun geçmişini biraz incelediğimizde evet, 66 centmiş. Evet, neredeyse bir iki katlık bir farkımız var. Sonrasına bakalım. Probit Global Liquid ve Uniswap CoinEx. Yani adam akıllı hiçbir yerde listeli değil diyebilirim. Birazcık bilindik borsalarda listelenirse eğer bunun da güzel bir yükseliş yapabileceğini düşünmekteyim. Sıradaki coin'imiz Faraland. Fara diye kısaltması Fara. Bu da Certik onaylı Metaverse coin'i Binance Smart Chain ağında toplam 100 milyon tane var bundan. Yani market cap'imiz de ne kadarmış? 357 milyon dolarmış arkadaşlar. Şimdi geçiyorum aşağıya doğru. All time high'ı bunun 5.95. Evet. Geçtik. Nerelerde var? PancakeSwap. Evet. X'te, MXC ve Lbank'te varmış. Bunu da düşünebilirsiniz. Bu da bir oyun coin'i ve aynı zamanda Metaverse coin'idir. Geçiyorum. Son coin'imiz olan MetaHero. Bu da bu Metaverse projesiyle bağdaşık bir şekilde hem bir marketplace olan hem de bu VR'la hani VR gözlüğünü takıp işte orada farklı bir sanal dünyaya geçiş yaptınız. Yani kısacası Metaverse projelerinden bir tanesi.
Kendisi Binance Smart Chain ağında bulunuyor. Toplam 10 milyar adet adedimiz bulunmakta arkadaşlar. Toplamda 670 milyon dolarlık bir market hacmine sahip. Bu da gayet güzel bir hacim. All time high'ına baktığımızda da 17 sentmiş. Bu da zaten 19 gün önce olmuş. Geçiyorum nerelerde listelenmiş. KuCoin de var, Gate adı var, PancakeSwap ve Elbank de var arkadaşlar. Bunlara da göz atabilirsiniz. Bu arada yani sizin için şöyle tekrardan bir listeyi getireyim ekrana. 12 tane coin'i sizler için derledim, toparladım. Bunların tabii ki de hiçbirisi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte aklınızın köşesinde bulunsun. Bir sigara parası gibi veya bir ufak bir kendinizden arttırdığınız bir paralarla düşünebilirsiniz. Kendinizi hiçbir şekilde zora sokmadan bunlara da bir araştırıp hangisi kafanıza yatıyorsa, hangisi içinize siniyorsa arkadaşlar kendi sitelerine girip bir belki white paper'larını okuyup bir bakabilirsiniz. Geleceği güzel projelerden bahsettik bugün sizlerle. Sizlerin de bakmamı istediği ayrıca projeler varsa, ayrıca coin'ler varsa yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Hazır Bitcoin artışını yapmamışken bir sizinle birlikte incelemiş oluruz arkadaşlar. Daha çünkü Metaverse projelerinde daha başındayız. Daha bu yükselişler bir hiç olduğunu düşünüyorum. Daha yeni başlıyoruz. O yüzden daha keşfedilmemiş tonlarca proje, tonlarca coin var. Hiçbir şey için üzülmeyin. Arttı, kaçırdık vesaire falan diye. Zaten size bir önerim. Eğer bir coin artıyorsa artık o treni boş verin. Kaçırdınız diye düşünebilirsiniz. Çünkü ben öyle düşünüyorum ve hiçbir zaman artış yapan projeye aa kaçıyor işte uçacak kaçacak falan diye düşünmedim bugüne kadar. Tabii önceki hatalarım olmuştu önceden. Tabii böyle düşünüyordum ve çok fazla kaybettiğim zamanlar oldu bu düşünceden dolayı. O yüzden de size bunu yapmamanızı öneriyorum. Çünkü burada fırsatlar gerçekten bitmiyor. Tonlarca fırsat var arkadaşlar. Her gün bakıyorsunuz Coin Market Cap'te farklı farklı coinler farklı zamanlarda farklı yüzdelerle artışlarını sergiliyor. O yüzden hiçbir zaman fırsat kaçmıyor. Buradaki gösterdiğim projeler de sadece ufak bir aklınızın kenarında kalsın diye gösterdiğim projeler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olursunuz ve videoya like atarsanız beni çok sevindirmiş olup ve kanala destek olmuş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.